Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ay evet abla. Tek rakibim var. O da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da. Çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldım yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Günaydın bir tanem. Günaydın aşkım. Hani bana diyordun ya sen, senden iyi ev kadın olmaz diye. Hı. Bak senin için sabah erkenden kalktım. Çay demledim. Meyve sıktım. Kahvaltı hazırladım. Bir de seni beklerken gömleğini ütülüyorum. Bilmem seni birazcık olsun utandırabildim mi? Vallahi bir tanem bak söyleyeyim. Ya ben anacığımın o güzel yemeklerine alışmışım. Öyle her şeyi beğenmem. Aman tuzluyum da kokma Sadrazam Murat Paşa. Senin için sabah erkenden kalktım, ekmek bile kızarttım. Eyvah, ekmekler. Ay. Aşkım sen bunların ekmek olduğuna emin misin? Yani yanlışlıkla kömür falan koymadın değil mi fırına? Ya eşek, benim burada elim yanmış, sen benimle ilgileneceğini kalkmış bir de alay ediyorsun ya. Kıyamam ben sana. Getir öpeyim. Alo? Tuğçe? Günaydın kızım. Uyandınız mı? Ne yapıyorsunuz bakayım şimdi? Çoktan uyandık Melahat Sultan. Sen kızını böyle tembel uykucu bir şey sandın galiba. Keşke burada olsaydın, hazırladığım kahvaltıyı görseydin. Tabii tabii Melahat ablacığım, sen böyle çok nefis kömürleri de görmelisin. Böyle yeme de yanında yak. 10 numara olmuş. Ay dur dur, Murat orada bir şeyler söylüyor. Duyamıyorum. Şey, kahvaltıyı çok beğenmiş, onu söylüyor. Ciddi misin? Ayol sen kahvaltılarda mı hazırlıyormuşsun? Tabii anneciğim, ne sandın sen kızını? Ha bir de dün akşam Murat'la konuştuk. Bu akşam seni, Nuri Baba'yı, Eleni Hanım'ı bir de kızını yemeğe bekliyoruz. Hem Mert de geliyor askerden, o da bize katılır. Allah Allah. Ay Tuğçe, neler duyuyorum ben. Bana bak. Sen yemek mi pişireceksin? Tabii, hem de mantı açacağım. Bir tanem, tuhaf bir yanık kokusu alıyor musun sen de? Hayatım, fırından geliyordur, ekmekler yandı. Ay bir şey oldu orada. Ay yok bir şey anneciğim. Akşama bak, bekliyoruz mutlaka. Hayatım, böyle yanık kumaş gibi kokuyor bu. Eyvah, ütü. Tuğçe, ay kızım ne oldu orada?
Ver şu telefonu bana, ver. Ne oldu Tuğçe? Meraklanma Melahat ablacığım. Tuğçe gömleğin tipini beğenmemiş de biraz dekolte hale getirmiş. Bu sene moda ya. Neyse canım, artık giyeriz böyle yazın pöfür pöfür bunu. Babacığım, sen neden yemiyorsun ya? Menemenin öylece duruyor önünde. Ya Osman'ım, sana cihazlarımla menemen pişirdim. Neden yemezsin yiyedim? İlk önce siz yiyin bakalım, ondan sonra ben yiyeceğim. Allah Allah, tamam yalım. Size bir şey olmadı değil mi? Ya yok Osman'ım, bir şey olmadı. Sen neden korkarsın? Evet baba ya, neden korkuyorsun sen? Neden korkacağım ben? Geçen gün bir Afrikalı büyücüyle işbirliği yapıp bana yılan derisi, zürafa kuyruğu, bir de zebra toynağı yedirmeye kalkmadınız mı? Ha? Ne bileceğim bunun içinde de yoktur? De yok, daha neler be Osman'ım. İlk önce çeşnici başı olarak siz yiyeceksiniz. Size bir şey olmazsa ben yiyeceğim. Ayrıca o büyüğünün hesabını sizden soracağım. Te Osman'ım, biz bir cahillik ettik. Sen affet bizi. Söz bir daha olmayacak. Benden izinsiz sokağa adımınızı bile atmayacaksınız. Yemin için. Yemin içeriz. Hatta sokağa adımımızı atarsak tabu ekmek çarpsın. Ha, ekmek otobüs müdür ki çarpsın be? Ya babacığım, bak yemin ederiz ki bundan sonra senden izinsiz sokağa adımımızı bile atmayacağız. Te hadi Osman'ım, ya afiyet olsun. Hadi yiyedim. Pehlivanım, zürafa, şey yani pehlivanım, koçum. Hadi afiyet olsun. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı. Binayı kurarken gördüm Leyla. Binayı kurarken gördüm Leyla. Leyla başım açtı türlü belayı. Leyla başım açtı türlü belayı. Ah Leyla, 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 etme bu nazı. Gel barışalım babay, kıysın nikahı. Gel barışalım babay, kıysın nikahı. Ah Leyla, 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 etme bu nazı. Gel barışalım babay, kıysın nikahı. Gel barışalım babay, kıysın nikahı. Ağzına sağlık Seyit abicim. Uy Nuri babacığım, sen oraya ne diyorsun bakalım? Tabii tiyatro yazıyorum oğlum. Nikahı iki gün kaldı, hala dağıtamadık be. Ah Nuri babacığım, sen de evlenirsin. Vallahi şurada bir ben bekar kaldım vallahi ya. Beni evlendirin, sevaptır ha. Ya ağam, yani mesela böyle bahar ayı geldi ya. Böyle hani mart kedileri gibi kudurdu bu oğlan ya. Ya biz bunu böyle bir veterinere falan götürsek. Böyle bunu sırlaştırsak nasıl olur ya? Çok komiksin Seyit abicim. Aa, bu espriyi dolaba koy da sonra gülerim. Kalimera çocuklar. Hoş geldin yenge. Kalimera yengeciğim, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ah, davetiyeleri mi yazıyorsunuz? Evet. Bunları da sizin taraf için ayırmıştım, buyurun. Ah, çok teşekkür ederim. Artık bundan sonra börek yapmayacağım. Böreği evimizde yiyeceğiz. İnşallah efendim, inşallah. Ya yengeciğim, o zaman ben ne edeceğim? Aç kalırım vallahi buraya. Sen de kahvaltıya bize geleceksin Kale. Allah, bravo yengelerin yengesi bir tanesi. Vallahi o kadar yengem var, hiçbiri böyle senin eline su dökemez. Vay be, helal olsun. Aa, iyi ya çektin. Hadi al götür, börekleri de hazırla bakalım. Hadi.
Mert bugün tezkeresini alıp geliyor değil mi Nurimu? İnşallah gelecek. Göreceksiniz, onunla çok iyi anlaşacağız. İnşallah canım, inşallah evleneceğim. Buyurun efendim, Kaya ailesinin malikanesi. Ben uşakları Alfonso. Baba, sen misin baba? İyiyim baba. Ne oldu baba, yine mi piyangodan para çıktı? Ameliyat mı oluyor? Ne ameliyatı baba? Apendisit. Yanına mı geleyim? Adana'ya. Tamam kızma baba, geliyorum. Tamam baba, hemen geliyorum. Tamam baba. Bak uçarak geliyorum baba. Tamam, geliyorum baba. Hay Allah ya. Ben artık kalkayım Agapim. Yakınlarıma davetiyeleri ancak dağıtacağım. Güle güle Eleniciğim. Börekler için çok teşekkürler. Rica ederim. Adiosas çocuklar. Güle güle yengeciğim, adiosas. Alo efendim anacığım, iyice misin, nasılsın? Oy Alicam, ben evde oldum. Çok iyiceyim uşağım. Uşağım sana çok müjdeli haberlerim var Udur. Korkarım söyleyince mutlulukta düşüp bayılacaksın. Oy anacığım hayırdır, yoksa Şevket oğlanın Tursun'dan boşanaymışsın? Ula Ali Cemal, ne zırvalıyorsun sen? Neden boşanıyorum Tursun'dan? Ya nesini sevmeyorsun üvey babanım? Ya anacığım nesini seveyim ben o adamın da? Üçkağıtçı kandırıkçı herif bana minibüs alacağım falan dedi. Hani minibüs nereye görmüyorum. Ula hamsi kafalı. Kriz çıktı kriz. Bırak minibüs almayı. Adam nefes alamıyor da. Ya hep sen onu bırak da benim sana diyeceğim var diyeyim sana. Ali Cemal. Ha bu cici babam var ya. Seni everim. Oy ciddi misin anacığım? Cici babam beni everim mi? Ula Ali Cemal. Sen bir lafı bir kere söyleyince anlamıyor musun? Seni everi. Ha bunların İstanbul'da bir akrabaları vardı ya. Aradı kızın babasını telefonla. Dedi ki kızını benim oğlum Ali Cemal'e vereceksin. Uy anacığım vallahi bak şimdi sana ne diyeceğim. Aslında benim o cici baba var ya, ben ona cici baba demek istemiyorum. Kendi öz babam gibi severim. İlk gördüğümde böyle kanım ısındı biliyor musun? Anacığım peki bu sevgili cici babacığım bana kimi istedi? Sağ çok güzel bir kız istedi evladım. Bak hatırlarsın senin ilkokuldan arkadaşınıydı. Hani Şevket oğullarından Remzi'nin kızı Cemile'yi istedik da. Uy ya anacığım sen ne dediğinin farkında mısın? Senin gözlerin bozuk mudur? Senin o güzel dediğin kız hayatımda gördüğüm en çirkin kızdır. İlkokuldayken bile ben onu 3 ay ben erkek diye sandım, gezdim. Ulan hamsi kafalı. Sen kızdan ne anlarsın? Bana bak, kız İstanbul'da oturuyor. Adresini verdik. Bugün durağa gelip seni görecek. Kız seni beğenirse bu evlilik işi tamamıdır. Haydi eyvallah. Anacığım ben o kızı falan Uy kapadı. Gözün aydın Ali Kemal. Annen nihayet sana bir kız buldu ha? Ya bırak Nuri babacığım dalga geçmeyi Allah aşkına ya. Bu Cemile denen kıza böyle kız demek için 50 bin, 55 bin şahit gerekir daha. Bittim ben, öldüm. Ne edeceğim? Günaydın. Günaydın hocam, hoş geldin. Mehmet hoca günaydın, hoş geldin. Günaydın. Ağam, Mehmet hocam da geldi. Biz uyumaya gidek artık ha? Ha gidin çocuklar, gidin. Uyuyun, dinlenin. Ama akşam erken gelin ha. Tamam ağam, baş üstüne. Hadi hayırlı işler, görüşürüz. Hadi. Hadi işler. Kemal hayırlı olsun, bıyıklı gelin. Ben ne diyeceğim bittim bu Cemile'den daha. Cemile kim be? Adem tutem ben sizi. Şekere kattım ben sizi. Akşama bu banız gelanda oy. Ögüne at veren ben sizi. Ay anne. Ha. Sana bir şey diyeceğim ama söz ver kızmayacaksın. O senin söyleyeceğin şeye bağlıdır tabii. De madem ki kızmamı istemezsin o zaman kızacak bir şey söylemeyeceksin. Değil mi ama? Anne bak. Bu un kapanındaki bir sanatçı organizatörünün kartı. Bir arkadaşım verdi bana. Anne, şu adama gidip sesimi dinlesek mi ya? Te nasıl gidelim be kızım? Te yemin içmedik mi bu bana? Ha? Yani yeminimizi bozalım da çarpılalım mı istersin ha? Allah bizi çarpsın da şazimede mi dönelim? Ay anne, lütfen gidelim ya. Bak, düşünsene belki de az solist olacağım. Belki de paraya boğulacağız. Magazin programlarındaki o şarkıcılar gibi... ...böyle tuvalete giderken bile onlarca kamerayı peşimizden sürükleyeceğiz. Ha? Ah, te ne güzel anlatırsın be seni, susak seni. Te ağzından parayan şey ballar damlar. Gel bakayım sen bana. Anneciğim ne oluyor ya?
gel gel. Ha, tut şunu. Ne yapıyorsun sen? De Allah bizi çarpmasın diye kafanda ekmek kırarım. Ha? Yeminimizi bozarım. Sen de benim kafamda kır. Vur demedim, kır. Ha? Aferin sana be. Ay neler biliyorsun sen öyle ya. Herhalde kızım sen beni ne zannettin? Daha bende ne malumatlar vardır bir bilsen. Şimdi hazırlanalım, bebeleri Hacı Nene'ye bırakırız. De oradan da kapanına gideriz. Organizatöre uğrarız ha. Ah sen bir tanesin be anneciğim. Oy. Hadi hadi kapanına. Yağcılar kapanına yürü. Ya Hoşendam, ben seni köyden niye çağırmışam? Seydi kendiye aşık et diye çağırmadın mı? He. E sen ne yaptın Hoşendam? Seydi kendiye aşık ettin mi? Ya Eyde Zeynep, Seyit benim abimdir. Ben o gözden bakamıyorum ki ona. Gözün çıksın Hoşendam. Ya Seyit senin nereden abin oluyor? Zeynep kalbimi kırayın ama. Ya kusura bakmıyorsun Hoşendam. Bilin doktor vaden dolmuştur dedi. Bugün varsın yarın yoksun dedi. Biliyorum biliyorum. Size çok üzülüyorum Zeynep. Ciğerime kora taşlar düşmüş yanıyor sanki. Ya Hoşendam, ben ölürsem Seyit perişan olur. O yüzden bir an önce Seyit'i helal süt demiş bir kızla evlendirmem lazımdır. Kurban olam Seyit'i kendiye aşık et. Bu senden son isteğimdir. Sen hiç meraklanmayasan Zeynep. Elimden geleni yapacağım inşallah. Sağ olasın Hoşendam. Günaydın. Günaydın Seyit'im, buyur. Sağ ol Zeynep. Hoş gelmiş sen Seyit. Maşallah maşallah. Bugün ne kadar da yakışıklısın ya, filin ta gibi sen. Allah'ım sen be yardım et, bu Hoşendam iyice sapıttı ya. Bak bak çivelere bak. Tövbe yarabbi, tövbe. Ben en iyisi kahvaltımı edem Hoşendam bacım. Ya Seyit, size 40 kere demişim Hoşendam'a bacım demek yok. Ya senin nereden bacın olayım? Zeynep, yani onu seveyim de bacım diyeyim yani. Ya olsun, bacım deme. Sev, çok sev ama bacım deme. Hoşendam ben işe gideyim, siz kahvaltı edin. Aa Zeynep gitme ya, beraber kahvaltı edek ha. Bir gül yüzünü göreyim ha. Mümkünatı yoktur Seyit, işe gitmem lazımdır. Hadi size afiyet olsun. Ekmeğine yağ süren mi yakışıklı? Hoşendam bacım, bak size bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen hiç kımıldamadan beni dinleyesen tamam mı? Şimdi ben aklıma geldi de durakta kahvaltı etmiştim. O yüzden ben şimdi odama gideceğim uyumaya. Kapımı da kilitleyeceğim, kapıyı gelip öyle zorlamayasan tamam mı? Hadi size afiyet olsun. Seyit, Seyit dur. Buyursunlar kraliçem. Teşekkür ederim Osman Bey. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Hoş geldiniz Melahat Hanım. Ali Kemal. Buyurun Ali babacığım. Gel oğlum buraya. Şu davetiyeleri Melahat Hanım'la Osman abine ver bakalım. Ay, 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 ay Nuri Beyciğim. Ne kadar sevindim bir bilseniz. Hayırlı olsun. Nuri baba bize yok mu? Mehmet hocam, olmaz olur mu ya? Sizler benim ailemsiniz. Hiç ailenin fertlerini birbirinden ayırır mıyım? Bakın buyurun. En üstte duruyor. Davetiyeniz efendim. Teşekkür ederim. Yaşa be Nuri babacığım. Affedersiniz Nuri kardeşlik. Göremedim de acaba hangi kilisede nikahınız kıyılacak? Ne kilisesi? Ne kilisesi Osman Bey? Nuri kardeşlik, hani bir gayrimüslim hanımefendiyle evlenecek ya. Hangi papaz kıyacak nikahı yani, onu sormak istedim yani. Hayır efendim, papaz kıymayacak. Belediye başkanının yetki verdiği bir belediye memuru kıyacak. Ben belediye nikahıyla evleniyorum. Nuri Beyciğim, Allah aşkına sinirlendin, siz sakin olun. Ya Osman Bey, size inanamıyorum yani. Siz ne geri kafalı adamsınız ya. Yani şimdi gayrimüslim bir hanımla evleniyor diye Nuri Bey'i ayıplıyor musunuz siz? Yok Ayşe, yani derim ki Nuri kardeşlik böyle aklı bali bir arkadaştır. Ne yapacağını o kendisi benden daha iyi bilir tabii. Nuri Bey, Mert ne zaman geliyor? Melahat Hanım bugün geliyor inşallah. Nuri Baba, Mert sizin Eleni Hanım'la evlenmeniz hakkında ne düşünüyor? Vallahi... Orası biraz karışık. Evleneceğimi bilmiyor da. Bir dakika şimdi, Mert evleneceğinizi bilmiyor mu? Ya yani böyle yüz yüze konuşmak, karşı karşıya gelince konuşmak daha iyi olacak diye düşündüm. Ama Eleni Hanım'dan haberi var tabii. Yok mu? Hadi canım. Ay peki niye bahsetmediniz Eleni Hanım'dan Mert'e? İşte diyorum canım, telefonla konuşmaktan haz etmiyorum. Böyle yüz yüze konuşmak daha iyi. Ha. Sizin bu yüz yüze konuşmanız da bayağı zaman alıyor.
Herkese günaydın. Murat hoş geldin oğlum. Aa Murat abicim senin buraya ne işin var? Sen yeni evlendin. 3 ay evinden çıkmaman lazım. Hatta ben evlensem var ya 5 ay evden çıkmam sağ diyorum. Ali Kemal. Evet. Murat evlilik nasıl gidiyor oğlum? Vallahi babacığım her şey çok güzel gidiyor. Tuğçe ile bir evlendik kavga falan kalmadı. Nikahta gerçekten keramet varmış. Bak çocuğum 3 ay sonra merak etme hemen başlar kavga. O sizin fikriniz Osman Bey. Muratçığım, Allah mutluluğunuzu artırsın ve uzun sürdürsün. Amin inşallah. Ha bu arada babacığım akşama sizi, Mert'i, Melahat ablayı, Elena Hanım'ı yemeğe bekliyoruz Tuğçe. Ha bir de Elena Hanım'ın kızını tabii. Tamam büyük bir zevkle geliriz. Tuğçe size mantı açacakmış Nuri amcası. Yapmayın ya. Ay kızıma benim ya. Evlendi de mantı açıyor bak. Murat abicim bu az önce saydığın isimler arasında kendi adımı acaba duymadım. Neden? Çünkü kardeşim hepinizi sırayla çağıracağım. Ha iyi o zaman. Ev küçük de. Ha evet küçük. Merhabalar Akasya Durağı ve onun çok kıymetli şoför kardeşleri. Ah tran 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 tran. Sanarsın ki şoför değil de helikopter şoförü. Nuri baba izin olursa ben bir Adana'ya kadar gidip gelebilir miyim baba? Hayırdır oğlum? Babam hastaymış ameliyat olacakmış da Nuri baba akşam bir Adana'ya gidip geleyim diyorum. Aa geçmiş olsun tabii oğlum tabii. Ne ameliyat oluyor baba? Apandisit ameliyatı Melahat Hanım. Alo buyurun efendim Akasya Durağı. Apandisit nerededir be? Var efendim tabii. Derhal geliyor efendim. Osman. Hı? Menekşe Sokak 14 numara. Hadi canım. Ha, peki. Derhal gidelim. Hoşça kalınız. İyi günler Bahri Bey. Biz telefonda randevu almış idik. Kızım Dilek'in sesini dinletecektim. Hoş geldiniz. Maşallah, maşallah. Kızınız da pek güzelmiş ha maşallah. Bir içim su. Evet, evet öyledir. Kendisi bir içim sudur ama içeni de boğazında kalır. Şey yanlış anlama yani. Kızınızın sahneye çok güzel yakışır manasında şey etmiştim ben o lafı. Yok canım ben de şey için söylerim. Yani ben önceden her şeyi söyleyeyim de. Hani sonradan kalbim kırılmasın derim. Tabii tabii. Ne tür şarkı söylüyorsunuz acaba Dilek Hanım? Ben Türkçe pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik, arya, hip hop, rock, kapı zili melodisi. Yani ne olursa söylerim işte hiç fark etmez. Repertuarınız geniş yani. Aa evet, rezervuarımız çok geniştir. Rezervuar değil anneciğim, repertuar diyor. Repertuar ne ki? Yani bildiğim şarkı sayısı. Ha öyle mi dersiniz? Aa kızımın repertuarı çok genişidir Bahri Bey. Te bu memleketten Mustafa Keser 1, kızım Dilek 2 evvela. Bir kuple şarkı mırıldansanız da sesinizi bir dinlesek Dilek Hanım. Ya kızım söylesene bir kuple bir şey bak. Bahri Bey'in kulağını pası silinsin. Bir kuple bir şey söyleyeyim bari. Ara beni, öptüm seni, seni çok özledim. Deli gibi ara beni, öptüm seni, seni çok özledim deli gibi. Gerçekten de sesi çok güzelmiş. Bu piyasadaki birçok şarkıcı kızımın eline su bile dökemez yani. Dilek seni asolist yapacağım. Ha, ciddi misiniz? Ciddi tabii. Senden iyi asolist mi bulacak canım? Gazinolarla, gece kulüplerle ben konuşmaya başlayacağım. Siz de kendinize sahne kostümü ayarlayın. Yaşasın. Ay asolist nasıl olacak? Derhal, derhal. Nereye kaptırayım oğlum seni? Kadıköy'e gideceğiz ayol. Ayol mu? Ay Allah'ım bu koca İstanbul'da bütün cinsler hep beni bulur ha. Hayrola şekerim ne oldu ne söyleniyorsun? Ay taksiye binerken yoksa yanlış bir şey mi yaptım? Senin yanlışı doğduktan sonra yapmışsın oğlum. Pardon sana kızım mı demem lazım oğlum mu demem lazım onu karıştırdım. Aa dilinin zoruna bak ayol. Ben senin tercihlerine karışıyor muyum? Geri kafalı ne olacak? Evet. Geri kafalıyım. Ama sapına kadar delikanlıyım ben ha. Eğer keşke senin gibi bir oğlum olsaydı bile yatırı kıtır kıtır keserdim onu. Aa neler söylüyorsun ayol? Kaba şey.
Allah seni yarattıktan sonra bir fabrika ayarı yaptı. Sen o fabrika ayarlarını niye bozarsın be kardeşim be? Neden bozarsın? Ay ben hayatımda bu kadar bağnaz bir adam daha görmedim. Lütfen işine bakar mısın sen? Hem acele eder misin? Toplantım var çok önemli. Tamam. Lütfen diyorum. Tamam hadi. Ahanda pencüse, severler Mehmet Hoca'yı gencüse. Zar tutuyorsun Sinan. Aşk olsun hocam, bu oyun zar tutarak oynanır. Ne yapayım, zarı neremle atayım yani? Evet abiler, çayınız geldi. Eyvallah. Gitti. Ay Sinan abicim, ocağına düştüm, bana yardım et. Aman Ali Kemal, hayır. Kardeşim, ben sana yardımcı olamıyorum, kusura bakma. Kaç kere seni evlendirmeye çalıştım, olmadı Ali Kemal. Senin kısmetin yok, kısmetin kapalı kardeşim. Sen bu dünyaya düz duvara tırmanmak için gelmişsin. Ve düz duvara tırmanmaya devam edeceksin. Hatta ben Dağcılık Federasyonu'na söyleyeyim, seni tırmanma ekibine alsınlar. Ya abicim, evlenmek isteyen kim ki? Ben evlenmek falan istemiyorum. Bir kız var, beni beğenmiş, evlenmek isteyeyim. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Hocam, ben yanlış bir şey mi duydum? Yok Sinan, aynısını ben de duydum. Allah Allah. Ali Kemal, sen kafayı mı yedin oğlum? Yıllardır bize beni evlendirin, bana karı bulun, karı bulun diye başımızın etini yedin, peşimizde koştun. Şimdi de beni kurtarın diyorsun. Hocam şunu bir koklasana, bu içki mi içmiş sabah sabah. Kavun mu bu ya? O da var ya. Çok komik Mehmet hocam ya. Şimdi Sinan abicim, ben sana şöyle anlatayım. Bu kız ilkokulda benim arkadaşımdı. Vallahi ben onu 3 ay erkek sandım. Hadi canım. Bak Ali Kemal, şimdi bu kadar zaman geçti aradan. Kız büyümüş, güzelleşmiştir. Olamaz mı? Ah be Mehmet hocam, küçükken bıyıkları vardı, şimdi büyümüştür, pala bıyığı olmuştur. Ah Sinan abim gibi. Dedi. Ya Sinan abiciğim, şimdi bu kıza telefonda çıtlatmışlar. Kız durağa gelip beni görecekmiş. Beni görünce beğenirse evlenecekmiş. Benim gibi Al Pacino, Ali Kemal'i görünce beğenmemek mümkün mü? Yakışıklı olmak başa dert Ali Kemal. Yani Ali Kemal, şimdi diyorsun ki Sinan abi bana yardım et, beni bu kızdan kurtar diyorsun, he mi? Heh, öyle diyorum. Kolay. Ay kuş gibi ötüp durma da sür şu taksiyi bir adam. Toplantıma geç kalıyorum ha. Görmez misin? Sürerim işte ben. Görmez misin? Ay önüne bak, adama çarpacaksın. Aa, çarpar. Ay tabii çarparsın, önüne bakmıyorsun ki. Ay adama şalap şalamıştın. Yerler kaygandı be. Aa, kan. Ben kara bakamam, gönlüm bulanır. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ben kara bakamam ya. İçim bayılır benim kara bakarsam. Bir de erkek olacaksın. Soğan erkeğin seni. Ben tek başıma taşırım. Taşıyabilir misin? Taşırım. İyi, taşı o zaman. Hadi bakalım. Kaşların arasına domdomu kurşun değdi. Ali Kemal var ya, eskiden zaten çirkindin, şimdi iyice çirkin oldun. Tam bir Al Pacino oldun, Al Pacino. Bak Cemile senin bu halinle kesin beğenmez, evlilikten yırtarsın Ali Kemal. Bakayım. Dur. Bir de bunu tak. Bakayım. Oy, ola bu ben miyim? Bak. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Taksi mi lazımdı? Otur oğlum, otur. Taksi şoförü olan benim lan. Buyurun hanımefendi, taksi mi lazımdı? Ali Kemal sen misin? Ali Kemal benim hanımefendi. Buyurun. Acaba tanıyor muyum sizi? Hatırlamadın mı beni Ali Kemal? Hatırlamadım hanımefendiciğim de. Ben sizin gibi bir bayanla tanışmış olsam hiç unutur muyum? Kimsiniz acaba? Ben ilkokul arkadaşın Cemile. Şu bizim bıyıklı Cemile. Sen misin? Oy Cemile. Oy. Cemile kız, sen büyümüşsün de ne kadar güzel olmuşsun böyle kız. Keşke ben de senin için aynı şeyleri söyleyebilseydim Ali Kemal. Sen büyüyünce aksine çok çirkinleşmişsin. Kusura bakma ama ben senin gibi çirkin birisiyle evlenemem. İyi günler. Cemile bak kız, ben Ali Kemal. Bak. Bunların hepsi makyaj. Sen niye makyaj yaptın peki? Şeyden dolayı makyaj yaptım. Hani sen böyle küçükken böyle erkek sanaydık, senin bıyıkların falan vardı ya. Sen şimdi buraya gelince beni beğenme, evlenme. Demek öyle. Niye? Senin gibi üçkağıtçı biriyle işim olmaz benim. Ayrıca makyaj yapmana da gerek yokmuş. Yeterince çirkinsin zaten. Hadi iyi günler. Gitti bizim karı. Geçmiş olsun. Kusoşendim, senin burada ne işin var? Seyit'i niye bıraktın geldin? Seyit ağam benim sıfatıma bile bakmıyor. Odasına girdi, kapısını kilitledi, uyudu. Ya bir altı beceremeyin ha. İki cilve edemedin mi? Anam ben cilve edeyim de Seyit ağam gene bakmıyor ki bir ye. Bence Seyit ağam benden elektrik almıyor. Ne yapamıyor?
Elektrik almıyor anam, elektrik. Kız sen elektrik trafosu misin? Seyit sen de niye elektrik alsın? Bir tuhafsın ha. Anam sen de bir halt bilmiyorsun ha. Demem o ki Seyit ağam beni beğenmiyor yani. Onu bir aşık etmem zordur. Madem öyle size imaj yapacağız o zaman. Güzelce makyaj yapacağız, saçını da sarı yapacağız. Bir de o zaman beğenmesin de göreyim Seyit Efendi. Gel benimle. Sen de bana sarı saç yakışır der mi? Ay yakışmaz mı? Çok güzel olur. Gel bir senin boyayı hazırlayalım. Gülbin, bu Zeyno salak mı kız? Niye Şaziment Hanım? Niyesi var mı Şükrancığım? Köyden getirmiş teyzesinin kızını Seyit'le evde yalnız bırakıp işe geliyor. Yetmedi, bir de saçını başını boyayacakmış. Bak Allah'ın içine. Ay anne sen ne kötüsün ya. Aklın sadece fesatlığa çalışıyor ha. Aşk olsun yani Şaziment abla. Bu söylediğiniz hiç hoş bir şey değil. Nurten kızım, sen hiç hoş endama baktın mı? Gözleri böyle fıldır fıldır dönüyor. Korkarım yakında Seyit'le birlikte kaçarlar. Aha bu da yalnız kalır. Ay neler diyorsun Şaziment Hanımcığım? Yapmayın böyle. Bak buraya yazıyorum. Bu dediklerim birer birer çıkmasın. Bana da Şaziment demesinler. Merhaba. Hoş geldiniz Safiye. De merhaba hanımlar. Hoş geldiniz. Alışverişten mi geldiniz? De ayıptır söylemesi. Kızıma sahne kıyafetleri aldık. Nasıl güzel mi Gülbüncüğüm? Çok güzel Safiye. Niye sahne kostümleri aldın Safiye? Ne sahnesi bu? De sizin haberiniz yok değil mi? De benim kızım Dilek az solist olacak ablaları. Ay ne diyorsun sen Sofiş? Ya Gülbin ablacığım bir organizatör bulduk biz. Adama sesimi dinlettik. Sesimi çok beğendi. Böyle akşamları şarkı söyleyebileceğim bir gazını ayarlayacak bana. Allah razı olsun ya. Çok tebrik ederim seni bir tane. Ah sağ ol canım. Safiye, Osman abinin Dilek'in bu işinden haberi var mı? Tabii ki Osman'ın haberi yok Şükrancığım. Kızım böyle bir asolisiye alışsın, birazcık para kazansın, azıcık meşhur olsun. Tabii ki babası olaraktan ona da haber olacak. Safiş demedi deme. Senin ölümün Osman'ın elinden olacak, göreceksin. Ay ağzın ayrı aç Şaziment Hanım, Allah korusun. Dur şunu şurasını asolisiye nasıl olduk? Nasıl çarptık adama gördün mü? Kusura bakma be çocuğum, seni de toplantından ettik ya. O nasıl laf öyle? Benim toplantım bu zavallı garibanın hayatından daha mı önemli? Hastamız nasıl doktor? Çok kan kaybetmiş beyefendi. Hemen kan vermek lazım. Hangi kan grubudur? AB RH negatif. Benimki değil. Benim kan grubum, ben kan veririm. İçeri geçin, hemşire hanım kan alsın. Peki. Bir dakika. Sen erkeğim diyen delikanlılardan daha delikanlıymışsın. Helal olsun sana be. Ay ben ne yaptım ki ayol? Ben insanlık görevimi yaptım sadece. Nereden söyledi böyle laflar Allah kahretsin beni be. Ya dur kapıyı kıracaksın geliyorum dur. Nasıl güzel olmuş mu ya Seyit? Sarı saç yakışmış mı? Ney? Beğenmemiş misin Seyit? Bacım ben sen niye beğeneyim? Sen benim bacımsın. Bak Seyit, ben size hiç kardeş gözüyle bakmayam haberin ola. Ne gözüyle bakıyorsan? Sence? Senin o gözünü oyarım biliyor musun? La ben senin teyzenin kızının kocasıyam. Haberin yok mudur? Kudurmuş. Gözün mü döndü senin? Ben senden çok hoşlanıyorum Seyit. Çok mutlu ederim seni. Puh, seni edepsiz çık dışarı. Defol. Sonunda tezkereyi aldın Mert. Evet aldı hocam, aldık. Ne kadar güzel oldu ha. O tezkereyi aldı tam da. Şıp diye Nuri kardeşliğin düğününün üstüne oturdu. Ne düğünü Osman abi? Bilmez misin? Baban senin evlenecek. Bir sana cici ana getirecek. Ama şimdi bu sohbetin sırası ve zamanı değil ki Osman Beyciğim. Nasıl olur? Babam annemden sonra başka biriyle nasıl evlenebilir? Annemin hatırasına hiçbir saygısı yok. Mert nasıl geçti askerlik? Peki kimle evlenir bilir misin? Osman abi. Neden?
Kiminle Osman abi? Şimdi bakın, bu çocuğun kafasını karıştırmanız burada son derece yersiz ve zamansız oldu. Zaten Nuri Bey anlatacaktı Merde. Neden canım? Ben de onun bir nevi amcası sayılırım yani. Biliyorsunuz ben her şeye burnumu sokmam ama haberi olsun diye söylerim. Senin baban bir kadınla evlenecek, kadın Müslüman değil. Ne? Müslüman değil mi? Evet, gayrimüslim. Hem de bile. Nasıl olur ya? Nasıl geçti askerlik Mert'ciğim? Hadi anılarını anlat, bize dinleyelim. Nasıl geçti askerlik? Anlatmadın hala. Olur be, niye dedim? Alo hayatım, ne yapıyorsun? İyiyim, mantı için hamur açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Yanlış mı duydun? Mantı mı açacaksın sen? Evet, açıyorum. Ne o? Ben mantı açamaz mıyım yani? Hayatım dur hemen kızma. Açarsın tabii. Yani inşallah açarsın tabii. Neyse, akşama istediğin bir şey var mı? Yok, söyleyecek başka bir şey yoksa hadi ben şu hamurla ilgileneyim Murat. Tamam hadi, bay bay. Biletinizi görebilir miyim abi? Tabii kardeşim. Al. Şuradaki boş koltuk. Tamam. İyi yolculuk. Sağ olasın eyvallah. Mert kardeşim bak, bu akşam bize yemeğe davetlisiniz. Yok, gelmezlik edeyim deme, Tuğçe canımı okur vallahi. Gelmeye çalışacağım Murat'cığım. Mert! Baba! Oğlum! Oh oğlum benim ya, ne kadar özlemişim seni. Hoş geldin, hoş geldin. Geç bakalım şöyle, geç. Ya Mert, Mert dediniz, durdunuz. İşte oğlunuz sonunda geldi. Gözünüz aydın olsun Nuri Bey. Çok teşekkür ederim Melahat Hanım. Kokusunu bile özlemişim oğlumu. Gözün aydın Nuri Baba. Ey Allah ya. Gözün aydın babacığım. Sağ olun çocuklar. Mert, neyin var oğlum senin? Biraz durgun görünüyorsun. Evleniyor musun baba? Tebrik ederim. Aa, şu mesele. Arkadaşlar, bu haberi ben oğluma kendim vermek isterdim ama... boş boğazlığınız sayesinde buna imkan kalmadı. Teessüf ederim. Aa, bizim ne suçumuz var Nuri babacığım? Bizi niye suçlayıyorsun ki? Osman emicinin ağzında baklı ıslanmıyor ki. Aa, onu söyledim. Kalispera. Aa, Madam Eleni, hoş geldiniz. Hoş bulduk Melahat Hanım. Hoş geldin ki. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Oğlum Mert. Aa, o kahraman Mert sensin demek ki. Ay, ne kadar yakışıklıymış. Seni tanıdığıma çok sevindim. Gel bir öpeyim. Ben müsaadenizle eve gidip biraz dinlenmek istiyorum. Git canım şöyle. Oh be! İki günlüğüne de olsa kaygınam olacak o şanzıman çadısının dilinden kurtuluyorum ya. Benden kralı yok vallahi. Yaşadım be, yaşadım. Mert, geç kalıyoruz oğlum. Sen niye hazırlanmadın hala? Baba, ben yemeğe gelmek istemiyorum. Niye? Yoksa Eleni Hanım da davetli diye mi? Baba, sen bu evlilik işini iyice düşündün mü? Evet, düşündüm. Hem de uzun uzun düşündüm. Annemin hatırasına onca yıl sadık kaldık. Şimdi nereden çıktı bu evlilik?
Otur şuraya da baba oğul iki adam gibi konuşalım seninle. Bak oğlum, annen öleli yıllar oldu. Benim yıllarca tek düşündüğüm sen oldu. Sen. Sana hem annelik hem babalık yaptım. Ama artık büyüdün, askerini de bitirdin. Benim de karşıma sevebileceğim bir kadın çıktı. Hanımefendi bir kadın. Şimdi onunla evlenmek ve mutlu olmak benim hakkım değil mi? Baba sen benim her şeyimsin. Hayatta en çok istediğim şey senin mutluluğunu görmek. E tamam benim mutluluğumu görmek istiyorsun da... evlenmeme niye karşı çıkıyorsun Kerata? Ben yanlış kişiyle evlendiğini düşünüyorum baba. Yanlış kişiyle mi? Allah Allah. Niye? Baba, bu kadının dili başka, dini başka, milleti başka, kültürü başka. Nasıl mutlu olacaksınız? Bak oğlum, ben Eleni Hanım'ı seviyorum. Önemli olan da bu. Gerisinin hiçbir önemi yok benim için. Bilmem anlatabiliyor muyum? Madem sen kararını verdin baba, bana da tebrik etmek düşer. İyi akşamlar. Alo, Nurimu, geldiniz mi? Ben hazırım, hemen iniyorum. Hayır, gelmedim. Hay Allah, yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Eleni. Bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu, bir terslik var. Mert bu akşamki yemeğe katılmak istemiyor. Yani affedersiniz, çok üzdüm sizi de biliyorum ama kusuruma bakmayın. Ah Barakalo, üzülmeyiniz ne olur Nuri Bey. Ben de Maria'yı yemeğe gelmesi için ikna edemedim. Biliyorsunuz, başından beri bu evliliğe karşı. Ah bu çocuklar ha. Ah Nurim, çocuklar kapris yapıyorlar. Zamanla bizim ne kadar mutlu olduğumuzu görünce... inanınız, onlar da hata yaptıklarını anlayacaklar. İnşallah efendim, inşallah. Ben şimdi çıkıyorum, sizi alıp oradan Muratlara geçeriz. Endaksi Nurim, ben hazırım, bekliyorum. Tamam. Ben de sonra bizim uşağı aynen şöyle dedim. Bak şimdi. Seyit abicim hayırdır? Gözünden uykusuzluğu. Burası iş yeri. Burada uyunur mu? Gündüz uyumadın mı? Ya sorma Ali Kemal ya. Başımda bir bela var ki yani bildiğin gibi değil. Abi hayırdır ne belası ya? Ya sormayın ya. Bak aramızda kalsın. Bu Zeno'nun teyze kızı yok mu? Koşendam. He? Ya bu Koşendam kudurmuş kudurmuş. Gözünü dikmiş bir ye. Vallahi benim peşimden ayrılmayın. Uy ciddi misin sen abiciğim? Vallahi ciddiyim ha. Ya var ya onun yüzünden, onun korkusundan gözüme uyku tutmuyor ya. Var ya bildiğiniz gibi değil abi öyle tetikte bekliyorum. Seyit abiciğim sen şimdi bu Oşendam'dan kurtulmak istiyorsun değil mi? Şimdi benim sana çok güzel bir teklifim olacak. Hani ben evlenemiyorum, karıdan yana şansım hiç yoktur ya. E bu Oşendam da seni rahatsız ediyor. Şöyle bir teklifte bulunacağım. Sen beni onunla böyle evlendirirsen biz mis gibi yaşarız. Sen de böyle... Lan evde bir kudurmuş, burada bir kudurmuş. Ya Rabbim ya vallahi. Sen benim başıma niye bu kudurmuşları sarıyorsun ya Rabbim ya. Kurtar beni ya Rabbim ya. Teşekkür ederim. Ya keşke Mert'le Maria Hanım da gelebilselerdi. Maria'nın çok acil bir işi çıktı. Onun için gelemedi. İşte Mert de yoldan geldi biliyorsun yorgun. Uyuyup kaldı ben de kıyamadım uyandırmaya. Neyse canım sağlık olsun. Bir dahaki sefere inşallah. Buyurun. Bakalım size kendi ellerimle açtığım mantıyı beğenecek misiniz? Tuğçe sana inanamıyorum. Gerçekten bu mantıyı sen mi açtın? Herhalde. Sosu da tereyağlı. Umarım beğenirsiniz. Nefis olmuş. Poli poli güzel. Harika olmuş Tuğçe'cim. Eline sağlık yavrum. Hayatım vallahi ellerine sağlık. Acayip güzel olmuş. Anneciğim sen tatmayacak mısın? Yiyeceğim. Gerçekten nefis olmuş. Bana bak. Sen bu kadar marifetliydin de evde niye hiç yemek yapmadın bakayım? Anne aşk olsun. Sen mutfağın kapısının önünden geçirmiyordun ki beni. Biz anneler kızlarımıza kıyamayız hiç. Ben bunca senelik ev hanımıyım Madam Eleni. Hayatımda böyle mantı açamadım.
Nereden öğrendiyse benim kız. Aman anneciğim, ne var mantı açmakta? İnternetten tarifine baktım, açtım işte. Vallahi ablacığım, eşim diye söylemiyorum. Tuğçe çok marifetli. Yahu yani hakikaten itiraf ediyorum kızım. Okuyan kadından iyi ev kadını olmaz diyordum. Utandırdın kız beni. Eline sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Size afiyet olsun, ben salatamı getireyim. Yardıma geleyim mi bir tane? Yok hayatım, sen ye yemeği. Peki. Allah Allah, bu saatte kim? Bir bak bakalım Murat. Kapıcı falan der herhalde abla, siz devam edin. Geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben lokantadan geliyorum. Bir saat önce mantı getirmiştim Tuğçe Hanım'a. Mantı mı getirmiştiniz? Evet, ekstra sos istemişti Tuğçe Hanım, onu getirdim. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Buyurun. Yok, önemli değil kardeşim. Kolay gelsin, eyvallah. Kim gelmiş? Hayatım, mantı sipariş ettiğin lokantadan gelmişler. Hani bir de ekstra sos istemişsin ya, onu getirmiş çocuk. Demek bize o güzel ellerini mantı açmışsın, öyle mi? Murat, ama bak bunu misafirlere söylemeyelim, tamam mı? O konu hakkında söz vermiyorum hayatım. Ona içeride bakacağız. Al bakalım. Sevgili seyirciler, İzmir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Adana mı dedi? Canşun sesini aç. Hemen anne. Yola dökülmüş olan akaryakıt nedeniyle araç yoldan çıktı. Kötülere bir şey olmaz Gülbin. Nüfus cüzdanlarından yapılan kimlik tespitine göre kazada ölen yolcuların isimleri sırayla şöyle. Sinan Kaya. Baba! Sinan! Damat! Anne! Korkma. Korkma yavrum, korkma. Uy abiler, siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Sinan abicim ölmüş. Nasıl ölür ya? Nasıl ölür ya? Ölmüş işte abicim, basbayağı ölmüş. Abi hepimizin başı sağ olsun ya. Milleti arayalım ya, milleti arayalım. Haydi, haydi. Çocuklar, sırada hangi yemeğimiz var şimdi? Ha bu arada mantı nefisti. Ah gerçekten çok nefisti, ellerine sağlık. Ya değil mi, böyle nefis, 10 numaraydı hakikaten mantı. Ha, babacığım böyle sosu tıpkı restoranda yapılmış soslara benziyordu. Murat'cığım, abartmayalım istersen ha. Pardon. Efendim? Ha efendim Seyit'ciğim. Ne? Ne dedin? Sinan mı öldü? Ne? Değil. Ne? Ne? Anlamıyorum. Allah'ım! Allah'ım ben öldüm mü? Öldüm de cennete düştüm mü? Bana uhuri de mi vermişler? Ne haber Huri? Hayır beyefendi, ölmediniz, hastanedesiniz. Şansınız varmış, kazayı da ufak sıyrıklarla atlatmışsınız. Sadece bayılmışsınız. Öyle mi? Bayılmış mıyım? Evet bayıldım. Ben size bayıldım hemşire hanım. Hemşire hanım bakın benim kalbimde bir problem var herhalde. Kütür kütür atıyor. Nasıl atıyor değil mi? İsterseniz bir kulağınızı verin de onunla dinleyeyim. İsterseniz bir iğne yapayım ben size, kalbinize de iyi gelir. Ana iğneye bak. Battal boyu sanayi tipi. Yok yok, iğne yapmayalım. Ben iyi oldum. Türk gibiyim bakın, taş gibiyim, dinleyin ben. Nedense bu iğneyi gören herkes birdenbire iyileşir. Üzerinize de kimlik çıkmamış. Kaza sırasında düşmüş olmalı. Allah'tan tespiki düşürmemiştik. Koridorun sonunda danışma var. Danışmaya gidin, hasta kaydınızı yapsınlar. Ya, pardon güzel hanımefendi. Ben kayıt yaptırmak istiyorum da. Hastamızın kaydını yapalım, sonra sizi alayım ben. Bunun kaydı bitmez ki kolay kolay güzel hanımefendiciğim. Siz şurada oturup bekleyebilirsiniz biraz. Tabii hem otururuz hem de ömrümüz boyunca sizi bekleriz hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Geçmiş olsun. Merhaba dayı, geçmiş olsun. Sevgili seyirciler, Adana'ya gitmekte olan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Ana bizim kazadan söz ediyor. Yaralılar. Benden de bahsedecek mi acaba? Nüfus cüzdanlarından yapılan kimlik tespitine göre kazada ölenlerin isimlerini veriyoruz.
Sinan Kaya, Abdullah Bey. Ben ölmedim kardeşim. Taş gibiyim, turp gibiyim ya. Ne ölmesi? Şuraya bak ya. En çirkin fotoğrafımı koymuşlar. Dayı, ben meşhur oldum. Televizyona çıktım. İmza ister misin dayı? Manyak mısın oğlum sen? Evet dayı. Nereden bildin dayı? Tanışıyor muyuz dayı? Ha dayı, ben meşhurum. Stand-upçıyım, stand-upçı. Nerede manyak varsa hep beni bulur. Tövbe tövbe. Geçmiş olsun dayı. Vay be. Ölüm haberimi duydum ya. Ölsem de gam yemem artık. Aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Birlikte duymuştur. Araçta sıkışan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurumlarının ekibi tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çalıştıkları yerden çıkartıldı. Ben telefonumu da düşürmüşüm, telefonum da sevgili yok. Sevgili seyirciler, otobüs firması yaptığı açıklamada tüm yolcuların sigortalı olduğunu, ölen yolcuların ailelerine kişi başına 120 bin lira ödeneceğini açıkladı. Vay be, vay be, paraya bak be. 120 bin lira ya. Ulan keşke ölseydim ben. Gülübük bu parayı alırdı, kendine bir ev alırdı, canında istikbali kurtulurdu, hayatları kurtulurdu, kaygınadan da kurtulmuş olurlardı. Tüh ya! Bir dakika ya, herkes beni öldü biliyor. Demek ki Gülübük bu parayı alabilir, rahat bir hayat sürebilir. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Herkes beni öldü biliyor. Arkadaşlar, ailemizin değerli bir üyesini, durağımızın sevimli, cana yakın, şakacı bir üyesini, bir kardeşimizi maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Günaydın arkadaşlar. Ben çok kahraman şoför kardeşleri. Bu arada cenaze sebebiyle düğünümüzü erteledik. Ah Sinan abicim ah. Bağkarı ayarlayamadan gittin. Olsun canın sağ olsun. İnşallah öbür tarafta ruh ikizimi bulursun da. Kaset yapacaktık beraber. Bana da rahmetlinin biraz borcu var idi. Eğer gün bugün vereceğim, yarın vereceğim diye beni uyaladı. Ama vermeden gitti. Bir yerde vardı ama olsun. Helal olsun. Sormayın bana da. Kime borcu yoktu ki rahmetlinin? Bana da borcu vardı. Senden ne mi borç aldı? İlk tanıştığımızda bir miktar verdim. Madam Eleni, arkadaşlar artık bunları konuşmayalım isterseniz. Bırakın rahmetli yerinde rahat yatsın. Bana da vardı borcu, ben söylüyor muyum? Cık. Helal olsun hepsi. Olsun, hakkımızı helal edelim daha. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Buyurun efendim, Akasya durağı. Tamam, hemen geliyor. Seyit oğlum, Nergis Sokak 47 numara. Hadi. Mekan cennet olsun ağam. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Ortak! Ortak! Ya dur Seyit! Kız! Ya Seyit, ne anan ulu adam mısın? Ne korkak mısın? Dur, ne ortağı be! Bismillahirrahmanirrahim. Eşheden la ilahe illallah. Seyit, iki rekat da namaz kılsaydın bari kardeşim. Ben ölmedim, yaşıyorum. Ortak! Ortak! Kız! Allah'ım yarabbim, hoş! Hoş! Ya ne ortak, ben ortak değilim. Büyük Türk şoförü Sinan Kaya'yım. Ölmedim, yaşıyorum. Ağam, ölmedin mi sen ya? Yok Seyit, öldüm de iyi halden dolayı bana çarşı izni verdiler. Çarşı izni mi? Oradan buraya çarşı izni mi oluyor ya?
Tabii Seyit, iyi halli olanlara çarşı izni veriyorlar. Hiç orada çarşı izni olmaz olur mu? Vardır tabii, peki öyle olsun. Allah Allah Seyit, hakikaten sen korkudan iyice saçmalamaya başladın. Serbest saçmalıyorsun kardeşim. Ben ölmedim Seyit, ölmedim. Yaşıyorum, yaşıyorum. Ya ağam, ne yaşaması? Televizyonda izledik. İsmini söylediler, öldü dediler. Resmini de koydular abiyle. Ya hiç sorma ya, en kötü fotoğrafımı koymuşlar kardeşim. Ne kadar çirkindim ya. Bütün karizmam çizildi ya. Nasıl yani ya? Nasıl olur? Seyit, bir yanlışlık olmuş. Kaza yapan otobüste benim kimliğim düşmüş. Kaza sırasında o ölen garibanın yanına da o ki... Ne yapıyorsun Seyit? Kendine gel ya. Aa, ağam hakikaten ölmemişsin. Allah, ne kadar sevindim bilemezsin ağam ya. Artık bir olan borcunu da ödersin ha. Yuh Seyit sana ya. Yuh be. Benim minniğim otobüs kaza yapmış. Ben şarampole yuvarlanmışım. Marampole yuvarlanmışım. Başıma gelmedik kalmamış. Her tarafım çizilmiş. Sen hala borç diyorsun be. Yuh olsun sana. Yazıklar olsun sana verdiğim emeğe. Yuh. Ya tamam ağam, Allah Allah. Borcu ödemesen de olur ya. Yapma böyle hadi. Tamam. Yalnız var ya ağam. Yani dünden beri hepimiz mahvolduk, böyle perme perişan olduk. Ağlamaktan var ya öldük, öldük, dirildik ya vallahi. Hadi ya. Hele var ya, Gülbük yengem mahvoldu ya. Dur, arayayım da söyleyeyim ölmediğini. Dur Seyit, ne yapıyorsun ya? Ne araması ya? Ben bilmez miyim kardeşim aramayı? Aramayacaksın. Herkes beni öldü bilsin. Ya ağam yapma. Kadın var ya, dünden beri ağlamaktan böyle gözleri kan çanağı oldu ya. Yapma ya. Dur arayayım ya. Ağlasın Seyit, ağlasın. Şimdi bir ağlar, iki ağlar, iki gün ağlar. Ama ömür boyu gülecek. Hem de öyle kıkır kıkır gülmeyecek. Kahkahalarla gülecek. Çünkü ben ona ev arayacağım Seyit. Vah vah ağam. Yani sen bu kazada kafayı vurdun. Yani beynin iyice böyle sıvı olmuş. Ya ağam, yani ağzın kokuyor açlıktan. Yani ev alacağım diyorsun. İnanamıyorum sana ya. Seyit, sen haberleri dinlemiyorsun herhalde kardeşim. Bak, sigorta şirketi ölenlerin ailesine tam 120 bin lira verecek. Çaktın mı köfteyi? Ben de o parayla Gülübe'ye ev alacağım. Kayganamın dırıltısından kurtaracağım. 120 bin lira? He? O kadar eder misin ağam sen ya? Seyit, densiz konuşma, önüne bak. Yalnız var ya, 120 bin iyi para ha. Yani hakikaten yaşadın ha. Yok Seyit, yaşamadım. Öldüm, öldüm. Sigortadan benim o parayı alabilmem için ölmüş olmam lazım. Anladın mı? Köfte. Aa, o da doğru ya. Şimdi bana bak, şu ileride tiyatro var ya. Beni oraya götür, orada benim bir makyöz arkadaşım var. O bana makyaj yapacak, kılık değiştireceğim. Kılık mı? He. Niye? Seyit, söyledim ya, kimsenin beni tanımaması lazım. Herkesin beni öldü bilmesi lazım. Sen de beni herkese diyeceksin ki bu Sinan abinin Urfa'dan gelen emicesi, Mustafa emice diye tanıştıracaksın, tamam mı? Ya tamam ağam, öyle derim de yani kılığı niye değiştiriyorsun, onu anlamamışım ya. Seyit, herkesin ben öldükten sonra arkamdan ne konuştuğunu, ne düşündüğünü merak ediyorum. Bakalım kimler hakkımda ne söylüyor, onu öğreneceğim. Ya ağam, ne gerek var öyle bir şeye ya? Sen arkasından kötü konuşulacak bir adam mısın ya? Diyorsun sen. Be. Ne bakalım. Buyurun abla. Gülbin adam yok mu? Gülbin ablamın kocası kaza geçirmiştir. Sizlere ömür. O birkaç gün gelemez dükkana. Aa, başınız sağ olsun. Ben daha sonra uğrarım. İyi günler. Sağ olasın. Göreyim der mi o şeyden? Sinan ağam da öldü. Yakında ben de göçüp gideceğim. Seydi bir an önce kendiyi aşık etmen lazımdır. Ben ne yapayım Zeyno? Değil mi Yasiye? Seyit ağamla elektriğimiz uyuşmuyor. Allah'ım, hala elektrik değil ya. Ya siz elektrikle ev aletmişsiniz. Niye uyuşmasın elektriğiniz? Ya Zeyno, ben Seyit ağamı seviyem. Bak. Resmini koynunda taşıyor. O ben sevmiyorum ya. Ben gördüğü yerde kaçıyor. Zamanla o da seni sevecek hoşanım. Meraklanmıyorsan. İnşallah. Gülbin'cim, çok çok başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Eren Hanım. Ben bakarım. Görmüşsün ben Nuri kardeşlik.
Sinan'ın elvasını da yiyecekmişiz demek. Ama benim boğazımdan geçmez. Çok zamansız gitti, çok. Çok. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın, nur içinde. Ay hiç inanamıyorum. Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldin bey baba, gel buyur. Sağ ol yiyorum, sağ ol. Selam hacım. Seyit, kimdir bu beyefendi? Ağam, Mustafa amca, Sinan ağamın şeyden, Adana'dan akrabası. Urfa'da yaşıyor. Cenazeyi duymuş, gelmiş. Tespih çevirmesinden belli. Kandır çeker, tespihtir güler. Ha, gene atık, gene atık. Hoş geldiniz amcacığım. Buyurun, Sinan'ın elmasından yiyin. Çok mu yakındınız? Vah, 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 vah. Tanımak ne kelime, yakınlık ne kelime. İçtiğime su ayrı yetmezdi. Yani biz bir fidanın güller açan dolu gibiydik. Çok yakındık. Ama son zamanlarda pek görüşmedik. Ben de sizi ilk defa görüyorum zaten. Ben de sizi ilk defa göreyim. Yani Sinan iyi bir insandı. Allah Allah. Namusluydu, edepliydi, dürüstü, karakterliydi. Yani çok delikanlı bir adam idi. Allah Allah. Affedersiniz, biz aynı Sinan'dan mı söz ederiz yoksa başka birinden mi? Efendim biz Sinan Kaya'dan bahsediyoruz. Hani taksi şoförü. Ha, taksi şoförüydü. Yani o bir insanlık abidesiydi. Allah Allah. Namus timsalıydı. Allah Allah. Yani o şeydi, o iyi bir insan, o fakir babası, o insanların seviyelisi, namuslu ve dürüst. Hadi hepiniz bir dakika saygı duruşun ha. Hadi hadi, korkun, korkun. Ağam biraz abartmıyor musun? Çaktırma Zeyit, çaktırma, durumu kurtarmaya çalışıyorum. Tamam, oturabiliriz arkadaşlar. Oturak böyle. Ağam, ben gideyim. Saçmalama Zeyit, nereye gidiyorsun? Ben nereye yalnız bırakma burada. Ya ağam, bu saçmalıklarına dayanamayacağım artık. Ben gideyim. Allah senin toprağını bol etsin, tamam mı? Yapma Zeyit, gözünü seveyim. Hadi. Ağam, müsaadenle benim biraz işim vardır da ben gideyim artık. Ha, tabii oğlum, tabii. Hadi boş, hadi, hadi işim bana kelam. Osman'cığım. Karakoldan aradılar. Bir kişinin gidip morgda Sinan'ı teşhis etmesi lazım. Sen git, iyi mi? Zavallı kızcağız gitmesin. Ha, kardeşlik, ben ölüden korkarım. Bakamam be. Ya olur mu oğlum? Gitmen lazım ya. Ha, öyle mi? O zaman hacım beraber gidelim. Ben de Sinan'ımın yüzünü, o gül cemalini son bir kez daha görmüş olurum. Kalk hacım, ver elini gidelim. Hadi bakalım. Hadi, başınız tekrar sağolsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Vay 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 vay, torunum, vay torunum, vay. Allah Allah. Ya kim bu adam ya? Ne bileyim karı? Trolojis ne nerede, delidir mi? Aman ilahi Elena Hanım, Sinan'ın sülalesinden akıllı çıktığı mı görünmüş? Allah Allah. Buyurun efendim, Akasya durağı. Adresi alayım. Tamam efendim, hemen geliyor. Ali Kemal. Ben işe çıkıyorum oğlum. Bırak sana emanet. Tamam ablacığım. Hadi bak. Seyit, ne oldu? Niye uyumaya gitmemişsin? Sorma Zeynom ya. Böyle bir tansiyonum düştü herhalde ya. Ya şey, Hoşendan bacım. Şuradan bana bakkaldan bir tuzlu ayran alır mısın ya? Tabii Seyit, ne demek? Zeyno, seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın benimle Seyit? Bak, bu Hoşendam'ın dosdoğru köye geri dönmesi lazımdır, o kadar. Olmaz. Vallahi olmaz. Nasıl olmaz Zeyno ya? Allah Allah, nasıl geldiyse öyle gidecek. Olmaz. Çünkü şey olmuştur. Ne olmuştur? Hoşendam burada biçki dikiş kursuna yazılmıştır. Mümkünü yoktur, biçki dikiş kursu bitmeden gidemez.
Allah Allah ya, sanki benim başıma o kız burada yazıldı ya Zeynep. Köyde de var dıkış pıkış kursu. Gitsin orada devam etsin ya, oraya tayinini alırsın falan bir şey yapsın. Ya Seyit, kız istemiyor, zorla mı göndereceğim? Ya gerekirse zorla göndereceğiz Zeynep. Ya ben size nasıl anlatsam bunu böyle uygun bir dille... Zeynep bak, bu kız kudurmuş, tamam mı? Bu kız kudurmuş. Ya nasıl kudurmuş? Ali Kemal gibi kudurmuş. Hatta ondan daha beter kudurmuş Zeynep. Bir yere rahat vermiyor evin içinde Zeynep. Ya Seydim, sen uyurken gürültü falan mı yapıyorsun? Bak Zeynep, var ya sen acayip böyle saf bir insansın ya. Ne gürültüsü Zeynep, sen görmüyor musun? Bir ye asılı, asılı. Vış, duy da inanma. Yok Seydim, sen yanlış anlamışsın. Hoşendam hayatta öyle bir şey yapmaz. Ya nasıl yapmaz Zeynep? Yapma yaradana kurban olam Zeynep. Bak beni ne zaman görse gözü ayrı oynuyor, kaşı ayrı oynuyor Zeynep, yapma ya. Ya sen iyice kör oldun Zeynep. Benim size böyle bir gözlük almam lazım ha. Ya yok, kör falan olmamışım. Seydim sen yanlış anlamışsın. Ama ben yine de Hoşendam'la konuşurum, sen meraklanma. Ayranını getirdim Seyit. İçti, ataşını alsın. Ya Zeynep, al sen bu ayranı. Ayran böyle bazen gözlere iyi geliymiş, biliyor musun? İyi günler efendim. Nereye gidiyoruz? Bahçeşehir lütfen. Tamam. Alo? Ne? Şirkete icra memurları mı geldi? Of ya. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Kötü bir haber aldınız galiba. Hayatımda aldığım en kötü haber hanımefendi. Krize yenilmeyelim dedim, olmadı. Ne yaptıysam kurtaramadım şirketimi. İcra memurları hadize gelmişler. Anladım. Çok üzüldüm. O şirket benim 25 yıllık birikimimdi hanımefendi. Tam 25 yıl. Dile kolay. Dişimle, tırnağımla çalışarak bu şirketi var etmek için çok uğraştım ben. Karşılığı bu olmamalıydı. Çok haklısınız. Siz iyi görünmüyorsunuz. Biraz kolonya alın, belki ferahlarsınız lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak Osman Ağa, belli ki sen duraktaki insanlardan farklısın. Çok hassassın ve yine de bellidir ki yeğenim Sinan'ı pek bir sevmişsin. Mustafa dayı, Siyan'ın bu yeğeninin öldüğüne çok ama çok üzüldüm. Ama senin yeğenin var ya, çok üçkağıtçı, sahtekar, yalancı ve düzenbaz bir arkadaşımızdı. Hop hop hop! Yani hop hop hop! Nasıl böyle konuşursan sen Osman Ağa yeğenim hakkında? Sen benim yeğenimin üçkağıtçılığını nerede görmüşsün? Siyan'ın bu yeğenin Sinan var ya, kadınların kızların peşinden koşardı. Yalan söylerdi, kumar oynardı. Paraları cebine indirirdi, patrona az kazandım derdi. Ondan sonra herkes nerede borç para alırdı, sonra ödemezdi. Olabilir. Ama belli ki temiz yürekli bir çocuktu. Yani pırıltanta gibi bir kalbi vardı. Yok, öyle deme, öyle deme. Mesela benden 2750 lira borç aldı, tam 3 senedir ödemedi yani. Ne 2750'si abi, 2500? Ya bu nedir sen Osman Ağa? Ne 2750'si? 2750 nereden oldu? Faiz mi koydun, zam mı koydun? 2500'dü o. Sen nereden bilirsin Mustafa dayı? Ben, ya beni Sinan aradı. Dedi ki amca, dedi ben Osman Ağa'dan 2500 lira borç aldım. Ödeyemedim, çok mahcubum dedi. Sabahlara kadar uyuyamam, ağlarım dedi. Gözyaşı dökerim dedi. Oradan bilirim Osman Ağa ama 2500. Neyse bu lafı uzatmayak da ben şimdi içeri gidem, Sinan'ımı teşhis edem de gelem, he mi Osman Ağa? Bir de gelsem senden ha? Yok yok, sen gelme. Sen yaşlı başlı adamsın, yüreğin kaldırmaz. Maazallah bir şey olur, ben gidem de yalnız başıma bakam da gelem. Hadi Osman Ağa, görüşürüz.
Bir bu Mustafa dayı bir yerde tanıyacağım ama nereden acaba ya? Hanımefendi, rica etsem sağda durur musunuz? Burada mı durmak istiyorsunuz? Biraz hava almalıyım. Camı açsaydım ben size. Hayır, hayır, dışarı çıkmalıyım. Çok kötü oldum ben. Tamam, tamam. Buyurun. Aman Allah! Dur, beyefendi, durun. Beyefendi, rica ediyorum durun. Lütfen, dur. Yapma kardeşim, yapma. İntihar etmek hiçbir şeyin çözümü değil. Siz beni anlayamazsınız. Siz beni anlayamazsınız hanımefendi. Benim durumda olmanın ne demek olduğunu bilemezsiniz. Bilemem öyle mi? Ben mi bilemem? Siz sanayici Kemal Güneş'i tanır mıydınız? Şu evinde intihar eden sanayici mi? İşte o. Ben Kemal Güneş'in eşiydim. Kemal de sizin gibi böyle iflas edince şaşırıp kaldı. Ve intihar ederek acılarını dindireceğini zannetti. Oysa ardında daha büyük acılar bıraktı. Kızım ve ben ortalıkta yapayalnız kala kaldık. Sizin çocuğunuz var mı? Bir oğlum, bir de kızım var. Onlara bunu yapamazsınız. Onlara bu acıyı yaşatamazsınız. Gel güzel kardeşim. Gel vazgeç bu işten. Çocuklarıma iflas ettiğimi, şirketin battığını nasıl söyleyebilirim hanımefendi? Bak, bak dinle beni. Ben vaktiyle yalılarda, malikanelerde rüya gibi bir hayat yaşıyordum. Ama şimdi ben geçimimi direksiyon sallayarak, şoförlük yaparak sağlıyorum. Kızımı okuttum, onu evlendirdim. Yakında doktor çıkacak, çok mutluyuz. Keşke, keşke Kemal de yaşasaydı da bu zorlu günleri onunla birlikte göğüsleseydik. Fena mı olurdu ya? Hadi gel, gel kardeşim. Ben yapamam. Bütün birikimim gitti. Tekrar sıfırdan başlayamam. Anlaşıldı. Ben boşuna dil döküyorum burada. Tamam. At o zaman kendini aşağıya. Hadi kıy canına. İstersen ben yardım edeyim sana, itekleyeyim arkandan. Güzel kardeşim. Ailenin duyacağı acı senin umurunda değil mi ha? İntihar en kolay çözüm. Kurtuluş yolu kaçmak. Hadi. Hadi vazgeç bu işten. Ver elini bana. Hadi bir gayret. Ver şu elini bana. Hadi. 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 Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bu acıyı çok iyi tanıyorum. Hayata dönüşünün tadını çıkarayım. Hadi arabaya. Hadi. Buyurun bey babalar. Sağ olun. Şöyle gez Mustafa bey. Eyvallah. Sinan'ı teşhis ettiniz mi amca? Ettik kızım, ettik. Ölüm kağıdında aldık. İstersen şimdi sigorta şirketine gidelim de şu 120.000 lirayı alak, ne dersin? Ya Allah aşkına amca ya, benim derdim başka. Sen ne diyorsun bana ya? Merak etme Gülbin, sen bana bir vekaletname ver, ben gider alırım yavrum. Tamam öyle. Olmaz ya, yani olmaz kızım, olur mu öyle şey, olmaz. Niye olmasın? Hem sen bizim aile meselelerimize niye karışıyorsun? Dış kapının mandalı. Yok kızım, annen gitmesin, Gülübük sen git. Gülübük mi? Bana yalnız Sinan Gülübük derdi. Ha Gülübük, biliyorum, bana telefonda dediydi, ben Gülübük diyem dediydi. Sevdiklerine hep öyle derdi. Bana da Mustik derdi, sana ne derdi? Ospik derdi. Hiç öyle demezdi ya. Allah Allah. Görmüşsen bak, Gülübük, Mustik, Ospik. Yani kızım, sakın sen ananı gönderme para almaya. Sen kendin git. Yoksa ananı o paraları yer, Sinan'ın o paralarını harcar vallahi. Adam delirmiş ayol. Yersem yerim. Canım damadımın parası, sana ne? Bak, 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 bak. Para insanı ne kadar değiştirmiş görüyorsan. Yahu sen adama yıllarca köpek muamelesi yaptın. Aha bu evinden bile kovdun adamı. Şimdi damadın oldu, evladın oldu ha mi? Para canım damadımın parası. Sana ne oluyor adam? Ne demek sana ne oluyor? O da benim yeğenimdir Sinan'dır. Dur bakalım Osmik, dur ya. Hadi ben... artık sen. Ne ettin ya? Sinan! Baba! Sinan abi! Sinan! Allah Allah! Sinan!
Sen yaşıyorsun. Bir dakika, açıklayabilirim. Sakin olun, bir dakika. Sahtekar Sinan. Gülübük, vallahi ben kötü bir niyetle yapmadım. Yani bu parayı alalım, sigortadan senin bir evin olsun, canın bir geleceği olsun istedim. Bu kayganamın evinden, dırdırından kurtulun istedim Gülübük. Ya değer miydi Sinan ya? Değer miydi Sinan? Kızım, te bu Sinan da hepten fırıldak çıktı yani ya. Te üç kuruş para için iki gündür ağlatıp durdu bizi be namussuz. Vallahi ben Gülbin ablanın yerinde olsam iki dakika durmam. Hemen boşarım Sinan abiyi. Buyurun. Müjde müjde Dilek Hanım, size bir gazino bağladım. Ay, ciddi mi söylüyorsunuz Bahri Bey? Ciddiyim, ciddiyim, çok ciddiyim. Sanatçıları ayrılmış, hemen bu akşam çıkmanızı istiyorlar. Çıkabilirsiniz değil mi? Tabii. Zaten elbiselerim falan, her bir şeyim hazır. Sanırım gelebilirim bu akşam. Tamam, görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim. Ne oldu kız? Anneciğim Müjde ya. Bahri Bey bana gazino ayarlamış. Astronist olacağım galiba. Allah! Ya arkadaşlar, yapmayın, kurbanınız olayım. Ben yokmuşum gibi davranmayın. Evet tamam, yaptım, sizi üzdüm ama bir sorun bakalım, niye üzdüm? Arkadaşlar bir dinleyin ya. Arkadaş. Ya baba, amacım Can'a, Gülübük'e bir ev, bir yuva kurmaktı baba. Onların geleceğini garanti altına almaktı baba. Nuri kardeşlik, böyle cehennemden gelen sesler gibi sesler duyar mısın, bizim rahmetli Sinan'ın sesine benzer sesler? Ha? Nereden çıkardın Osman abi? Ölüler konuşmaz ki. Abi tabii. Mezarında ters döner inşallah rahmetsiz Sinan abicim. Ya arkadaşlar, niye ben burada yokmuşum gibi davranıyorsunuz ya? Bir hata yaptım, affet beni Nuri baba. Bak evladım. Senin bugüne kadar yaptığın bütün rezillikleri sineye çektik, kabul ettik. Ama bu son yaptığın rezillik kabul edilir gibi değil. Ama baba... Senin ne hakkın var ya bu kadar bizi üzmeye? Allah Allah! Yok, maalesef Sinan, senin gibi bir adamın bu durakta işi yok. Kendine derhal yeni bir iş bul. Hadi bakalım. Yapma baba, gözünü seveyim. Beni böyle işten atarsan ben ne yaparım? Bu kriz döneminde nerede, ne işi bulurum baba? Gözünü seveyim baba. Lütfen tamam, bırak. Onu bu rezaleti yapmadan evvel düşünecektin. Hadi bakalım, güle güle, hadi. Elini yenge, ya sen bir şey söylesene. Nurimu, lütfen affediniz. Sinan'ın belli ki kötü bir niyeti yokmuş. Amacım Can'a, Gülübük'e bir yuva kurmaktı. İster sazdan, ister kerpiçten, ister kamıştan olsun. Ama ne olursa olsun bir yuvaları olsundu baba. Barakalo Nurimu, lütfen affediniz. Affedin babacığım. Baba affet gitsin be. Nuri kardeşlik affet be. Baksana mezar bile bunu kabul etmedi, bile pıt diye tüpürdü. He doğru söyleyeyim. Peki affediyorum, tamam. Baba sağ ol baba. Allah tamam Allah. Tamam. Bu kadar yalakalık yeter, hadi yürü hadi. Ah be Sinan, senin yüzünden düğünümüzü erteledik. Durun bakalım Elena Hanım. Düğünün ertelendiği nereden belli ki? Alo Yılmaz Bey. Ha. Efendim ben Akasya Durağı'ndan Nuri. Bu bizim düğünün iptali ile ilgili konuşacaktım. Yarın düğün salonunu kimseye kiraya verdiniz mi? Vermediniz, tamam. O zaman düğün iptal edilmedi. Biz yarın düğünü yapıyoruz. Teşekkür ederim canım. Düğün yarın yapılıyor. Hemen davetiyeleri ve hazırlıkları yapıp insanlara haber vermeyi atlamayınız. En dersi. Sen ola düğün, sen ola düğün. Hemen şimdi ama. Kız Hoşendam, kendini iki gün geri çekseydin üzerine fazla gitme. Niye ki Zeyno? Kız akıllı ol, kaçan kovalanır. Şimdi sen kaçacaksın ki o kovalasın. Ha. Kız Zeyno var ya maşallah, sen de her altı bilin ha.
Alo, iyi günler. Zeynep Erdoğan'la mı görüşüyorum? Ha, benim, buyurun. Zeynep Hanım, ben hastaneden arıyorum. Bir yanlışlık olmuş, onu düzeltmek için aradık. Nasıl bir yanlışlık hanımefendi? Sizin tahlillerinizle başka bir hastamızın tahlilleri karışmış. Hastamız dosyaya getirince fark ettik. Siz hasta değilsiniz. Nasıl yani? Şimdi ben hasta değil miyim? Hayır, değilsiniz. Yani şimdi ben ölmeyecek miyim? Hayır, ölmeyeceksiniz. Gayet sağlıklısınız. Allah! Ölmeyeceğim Hoşendam! Yaşayacağım Hoşendam! Yaşayacağım Hoşendam! Allah! Halımız acıdı da yüzümüze güldü Zeynep! Ya Hoşendam, ölmeyeceğim. Sevdimden ayrılmayacağım. Bir dakika. Peki ben ne olacağım şimdi? Ne demek ne olacağım kız? Ben ölmeyeceğime göre sen de köye geri döneceksin. Çünkü burada kalman yakışık olmaz. Yok ya! Senin anan güzel mi babam? Ne diyorsun sen Hoşendam? Ben köye möye gitmem deyim. Beni kaldırdın getirdin, Seyidim şöyle Seyidim böyle dedin. Göğünüme Seyidi düşürdün, beni Seyidi aşık ettin. Ya ama Hoşendam! Ben şimdi Seyidin aşkından yanıp tutuşayım, sen kalkmış bana köye geri döndün. Hoşum, ölürüm de biricik aşkım Seyidi bırakmam. Kız sen ne diyorsun densiz? Öleceğim sanıyordum, o yüzden çağırdım seni. Ya hem ben Seyidimi bırakmam da ne demek? Benim üstüme kuma mı geleceksin? Ben kimsenin kumasına in olmam. Seyit'ten boşanacaksın, ben evleneceğim onunla. Ne? Vallahi Allah yarattı demeyeceğim şimdi ha. Ya sen delirdin mi? Kız sen dağdan gelip bağdakini mi koyuyorsun? Seyit'i siyah bırakır mı? Bırak. Ya sen gel buraya. Seyit, ay, ben bırakacaktım. Bu ne ya? Seni öldürürüm. Seyit'im bırakmaz siyah. Bırak. Ben öldürürüm ya. Seyit'i siyah bırakmam. Bırak. Ya, ya. Kız sen de. Ya öldüreceğim. Ya, ne yapayım? Ay Nuri Bey, bu bizim Sinan alem çocuk. Hayatımda böyle şarlatanını görmedim. Sizin neyiniz var? Yok bir şey. Nuri Bey, biz birbirimizin ruhunu çok iyi biliriz. Bir şey var, hadi söyleyin. Bizim Mert Eleni ile evlenmeme karşı çıkıyor. Mert. Aa, Mert babasının mutlu olmasını istemez mi Nuri Bey? Tabii istemez olur mu? Elbette istiyor da Eleni'nin benim için yanlış bir seçim olduğunu düşünüyor. Peki nereden böyle bir kanıya varmış? İşte canım yani işte dilimiz, dinimiz, milliyetimiz ayrı ya. Uyum sağlayamazmışız ona göre. Üzülmeyin siz. Ben Mert'le konuşur, onu ikna ederim. Vallahi ikna edebileceğinizi sanmıyorum Melat Hanım. Nuri Bey, ben ikna edeceğim. Siz şimdi açın telefonu, çevirin Mert'i, verin bana, ben konuşacağım. Hadi. Alo? Mert'ciğim, ben Melahat ablan. Nasılsın? Teşekkür ederim abla. Senle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Buluşalım mı seninle? Hayrola Melahat abla, konu nedir? Bir buluşalım. Ben sana anlatacağım orada. Hadi yavrum. Göksu Deresi var ya aşağıda. Onun kenarında güzel bir çay bahçesi var. Orada bekliyorum seni. Güle güle canım. Hadi yavrum. Budur. Ya Zeyno, ya sen nasıl böyle bir iş yaparsın? Yani anlamamışım. Öleceğim zannediysen, diysen ki ölmeden önce Seyit'e bir avrat bulam da öyle ölem dedin, öyle mi? He. Ha. Ya Zeyno, sen kafayı yedin iyice ya. Allah Allah, bir de gitmişsin Hoşendam bacımı getirmişsin köyden. Ne oldu, beğenemedin mi beni? Ben size bundan çok daha iyi karılık ederim. Yo. Ya bacım sen bir sus ya Allah aşkına ya. Ne var? Ben karından çok daha güzelim, çok daha frapanım. Bende ne numaralar var bilsen? Ya sen hiç aynaya bakmışsın galiba. Vallahi öldürürüm ya seni, öldürürüm ya. Ya bir durun ya Allah Allah. Hoşendam bacım. Toplayasın pırını pırtını, istikamet doğru Şanlıurfa. Eyle olsun Seyit, ama bu kalp seni unutmayacak, haberin olsun. Ya vallahi Sebiye sabır ver ya! Şşş, gel otur bakayım sen şöyle. Ya Zeyno, hem sen ölsen Allah korusun da. Yani ben başkasına bakabilir miyim? Bu elime başka bir kadının eli değebilir mi? Değmez mi? Ya ben dünyanın en güzel, en akıllı, en tatlı kızına aşık olmuşam, gitmiş kaçırmışam, evlenmişem. Hiç öyle şey olur mu? Ben hiç başkasına bakar mıyım ya? Ya Seyidim. Neydi Melahat abla benimle konuşan önemli konu? Mert'ciğim,
Baban çok üzgün. Onu üzme istersen artık, ha? Melahat abla, ben babamı üzmek ister miyim? Hayatta en son isteyeceğim şey babamın üzülmesi. İyi de benim canım, neden madam Eleni ile evlenmesine karşı çıkıyorsun? Babam büyük bir hata yapıyor Melahat abla. Ve hala bunun farkında değil. Onlar asla anlaşamazlar. Hata yaptığını nereden biliyorsun? Sen madam Eleni'yi tanımıyorsun Mert. Melahat abla, dinleri farklı, dilleri farklı, kültürleri, milletleri, her şeyleri farklı. Ama yürekleri bir Mert'ciğim. Ha? Mert, onlar birbirlerine aşık. Birbirlerini çok seviyorlar ve bak göreceksin, çok mutlu olacaklar. İstersen sen babana bir fırsat ver oğlum. Ha? Melahat abla, ben müsaadenizi istesem çok ayıp etmiş olmam değil mi? Peki canım. Mert, ön yargılarından kurtulup Melahat ablanın söylediklerini bir kez daha düşün, emin çocuğum. Safiye Hanım, bana da gazino dediler ama siz bir saniye bekleyin. Ben bir patronla konuşayım, bu hatayı düzelteyim. Düzeltin, rica edeceğim. Yani biz namuslu insanlarız. Benim kızım namusludur. Ve pavyonda şarkı markı söyleyemez. Oka! Tamam, ben bir konuşayım, hemen geliyorum. Zahmet. Yeni mi düştün? Nereye? Bizim mekanı. Ya, hadi, hadi hanım, hadi, hadi ikile. Ben de bunu bir çıkarmamışsınız. Alırım tabii. Ahlaksız. Nereye? Hanımefendi, hazırlığınızı yapın. Dansözden sonra siz çıkacaksınız. Bana baksana sen efendi. Benim kızım namuslu bir kızıdır. De böyle pavyona çıkıp şarkı markı söyleyemez. Bilmem, anlatabildim mi? Ne diyorsun hanım abla? İş misin, sipariş misin? Organizatörünüze o kadar para verdik. Sıkıyorsa çıkmasın. Bakın beyefendi, organizatörümüz Bahri abi patronunuzla konuşmaya gitti ve bu hatayı düzeltecek. Ne patronu be? Şikayetçi bari çoktan arabasına binip kaçtı. Aa! Vay vicdansız, bizi burada mı bırakıp gitti? Müşteriyi daha fazla bekletmeyelim isterseniz. He? Hadi. Yürüyün. Olmaz kızım. Benim kızım çıkmaz burada derim. Anlamaz mısın? Namusludur. Eğer çıkmazsa biraz sonra ölü bir namuslu olacak. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi. Borcunuz ne kadar usta? 18 lira. Üstü kalsın. Bereket versin. Merhaba Ökkeş. Eyvallah abi. Herifin telefonu kalkmış. Kardeşlik, demin giren tombalak telefonunu unuttu. Gireceğim, hemen çıkacağım, tamam mı? Ben sormadım, sen söylemedin. Senden sonra da oldu aşklarım. Ama inan yok hiç eski tadım. Neden bıçak gibi kesip gittin? Ben sormadım, sen söylemedin. Ara beni. Nerede bu tombalak herif be? Allah Allah. Şeyler aklına geldiğinde bulursun aynı aşkı bende. Ara beni fazla bekletme. Ara beni. Çok özledim. Aa. Deli gibi. Ara beni. Bu Dilek değil mi be? Öptüm seni. Dilek, seni benim kızım Dilek. Deli gibi. Osman! Ha! Baba! Seni öldüreceğim. Gel buraya. Karışma buraya. Gel buraya, gel.
tren, kara tren. Odur yâri götüren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, gitti yârim gelmedi. Budur beni bitiren, budur beni bitiren. Kumralım güzelim aman yandım. Amca niye bu kadar durgun? Hayatım nasıl durgun olmasın adamcağızın? Baksana biricik oğul düğününe gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü Mert bu evliliğe karşı. Niye karşıymış? Sus duyacak. Ne bileyim çocuğun kafası karıştı herhalde. Çektim bir kenar konuştum ama bir yaralı olmadı galiba. Böyle mesafeli olmayı iste. Gel sarılayım sana. Sayın Eleni Papadopoulos hanımefendi. Nuri Yılmaz beyefendi eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Beyefendi, Eleni Papadopoulos hanımefendi eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler bu çiftin evliliğine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yolla bir taksi yolla sana teslim.
sevdiğimim Melaha Damla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni.